Merhabalar çocuklar, ben sosyal bilgiler öğretmeni Züya Hoca. Çocuklar bugün son ünitemize, küresel bağlantılar ünitemize giriş yapacağız. İnşallah bir haftaki sonraki videomuzda da çocuklar bu ünitemizi bitirmiş ve sosyal bilgiler ders açısından çocuklar tüm konularımızı bitirmiş olacağız. Şimdi çocuklar, evet bir ünitemize giriş yapacağız ama önceki ünitemizi ufak bir tekrar yapmakta fayda var. Çocuklar, 6. ünitemiz etkin vatandaşlık ünitesiydi. Biz burada demokrasiyi öğrendik. Demokrasinin ne anlama geldiğini öğrendik. Neydi çocuklar? Halkın kendi kendisini yönetmesiydi. Ardından çocuklar demokrasinin serüveninden bahsettik. İlk başta Avrupa'daki demokrasinin serüveninden bahsettik. Biliyorsunuz ilk kez çocuklar demokrasi eski Yunan medeniyetinde Atina şehir devletinde ne yapmıştı? Gerçekleşmişti. Ve bu doğrultuda çocuklar Avrupa'da birçok devlet ne yapmıştı? Adımlar atmıştı. Örneğin Roma İmparatorluğu 12 levha kanunlarıyla siyasi durumlara öncülük etmişti. Ardından İngiltere'de çocuklar Magna Carta ile ilk kez kral kendi yetkilerini kısıtlamıştı. Ardından yine İngiltere'de çocuklar insan hakları bildirgesiyle yine önemli adımlar atılmıştı. Yine Fransız İhtilali, devam ediyorum Birleşmiş Milletler'in yayınlamış olduğu insan hakları evrensel bildirgesiyle çocuklar demokrasi güvence altına almış ve günümüzde şeklini almıştı. Bu Avrupa'daki serüveniydi. Bir de çocuklar ardından biz Türk tarihindeki demokrasinin serüveninden bahsettik. Ta ilk Türk devletlerine kadar demokrasinin serüvenini götürdük çocuklar. Sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kadarki kısma kadar getirdik. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki çocuklar demokrasinin serüveninden de bahsettik. Bunlardan ufacık hatırlayacak olursak yine tekrar boyutunda. Osmanlı Devleti'ndeki çocuklar ilk demokratikleşme hareketi Senedi İttifak'tı. Senedi İttifak neydi çocuklar? Hatırlayalım. Senedi İttifak 2. Mahmut tarafından çocuklar imzalanmış olan bir belgeydi. İlk kez bir Osmanlı padişahı yetkilerini kendi isteğiyle ne yapmıştı? Kısıtlamıştı. Bu Osmanlı Devleti'nin demokrasi yolundaki en önemli, en temel adımlarından birisiydi. Ardından çocuklar tazminat fermanından, ıslahat fermanından bahsettik, meşrutiyetten bahsettik. Sonra Osmanlı Devleti'nin bir savaşa girdiğinden ve bu savaşta yenildiğinden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı Devleti'nin hemen ardından kurulduğundan bahsettik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki demokrasinin serüveninden de bahsetmiş olduk. Ayrıca çocuklar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel niteliklerinden de bahsettik biz. 6. ünitemizde. Neydi? Hatırlayalım çocuklar. Hukuk devleti, demokratik devlet, laik devlet, sosyal devlet. Bu anlayışlardan da bahsetmiştik. Ve en son olarak da çocuklar demokrasi için gereken temel ilkelerden de bahsetmiştik. Neydi? Milli egemenlikti, eşitlikti, özgürlüktü, katılımdı, çoğulculuktu. Bunlar da demokrasinin temel ilkeleriydi. Bu anlattıklarım çocuklar sadece yüzeysel konu başlıklarıydı. 6. ünitenin ufak bir tekrarıydı. Şimdi yeni ünitemize ne yapabiliriz çocuklar? Geçebiliriz. Yeni ünitemizin ismi küresel bağlantıdır. Çocuklar, devletler arasındaki ekonomik, bilimsel, ticari, politik, kültürel ve siyasal konularda işbirliğinin her devletin çıkarına olacağı inancıyla neler kurulmuştur? Uluslararası kuruluşlar kurulmuştur. Ve bu amaçları gerçekleştirmek için üye ülkeler çocuklar, kendileriyle alakalı çocuklar işbirliği içerisinde faaliyetleri ne yapmışlardır? Yürütmüşlerdir. Neyle? Uluslararası kuruluşlar. Ülkemizde bulunduğu bölge ve dünyada söz sahibi olma amacı ne yapmaktadır? Taşımaktadır. Bulunduğu bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak isteyen ülkemizde çocuklar kurulduğu günden günümüze kadar çocuklar uluslararası birçok kuruluşa ne yapmıştır? Hem üye olmuş hem de onlara ne yapmıştır? Destek vermiştir. Halen de bu desteği ne yapmaktayız çocuklar? Vermekteyiz. Şimdi biz şu uluslararası kuruluşlara bir bakalım. Şimdi uluslararası kuruluşları çocuklar biz ikiye ayırıyoruz. Küresel kuruluşlar ve bölgesel kuruluşlar. Küresel deyince zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Bölgesel deyince ne olduğunu çocuklar biliyorsunuz. Küresel örgütlerimize bakacak olursak çocuklar, bakın Birleşmiş Milletler Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, G20, D8, NATO çocuklar, bunlar
bazı küresel örgütlerdir. Bir de bölgesel örgütlerimiz var çocuklar, bakın. Avrupa Birliği bir bölgesel örgüttür. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı yine bir bölgesel örgüttür. Bağımsız Devletler Topluluğu da çocuklar yine bir bölgesel örgüttür. Şimdi bu küresel örgütlerin içerisindeki en temel başlığı sizlerle beraber işleyelim. Birleşmiş Milletler. Çocuklar, Birleşmiş Milletler 1945 yılında kurulmuştur. Ne zaman kurulmuştur? 1945 yılında. Neyin ardından kurulmuştur? Bakın bu çok önemli. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından kurulmuştur. Ve amacı çocuklar dünya barışını korumaktır. Bakın Birleşmiş Milletler'in en temel amacı nedir? Dünya barışını korumaktır. Çocuklar, dünyamızda iki tane büyük savaş meydana gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında gerçekleşmiştir. Çocuklar, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir örgüt daha kurulmuştur bakın o dönemde. Milletler Cemiyeti veya Cemiyeti Akfam. Günümüzün Birleşmiş Milletler'e benzetebiliriz. O dönemde çocuklar barışı korumak için kurulmuştur. Fakat barışı ne yapamamıştır çocuklar? Koruyamamıştır. Ve 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı çıkmıştır ve Milletler Cemiyeti geçerliliğini kaybetmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte, yani 1945 ile birlikte çocuklar, bir örgüt daha kurulacaktır. Bu örgütün ismi de, tekrar ifade ediyorum, Birleşmiş Milletler'dir. 1945 yılında kuruldu dedim. Bu kuruluşun bazı özelliklerinden bahsedelim çocuklar. Merkezi nerededir? Merkezi New York'tadır çocuklar. Amerika'dadır. Kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım. Ve çocuklar, şunu da kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım. Türkiye çocuklar Birleşmiş Milletler'in evet bir üyesidir ama kurucu üyesidir. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Birleşmiş Milletler'in kurucu bir üyesidir. Kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım. Ayrıca çocuklar, bu kuruluşun günümüzde 193 tane üye ülkesi vardır. En son katılan çocuklar Güney Sudan ve Kuzey Makedonya'dır. Bunları da bilirsek iyi olur düşüncesindeyim. Amacı neymiş çocuklar? Barışı korumak. Şimdi bu Birleşmiş Milletler çocuklar bazı kuruluşlardan, bazı çocuklar organlardan oluşuyor. Birleşmiş Milletler'in çocuklar neleri var? İlk başta teşkilat yapısı var. Yani organları var. Nedir bu organları çocuklar? Genel Kurul, Genel Sekreterlik, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı gibi en temel çocuklar neleri var? Organları var. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in çocuklar bağlı, ona bağlı olan kuruluşlardır. Şimdi ilk başta şu kısımdaki bazı temel şeylerden bahsedeyim, sonra kuruluşlara geçelim. Buradaki önemli çocuklar organlardan birisi Güvenlik Konseyi. Güvenlik Konseyi'nin çocuklar 5 tane daimi üyesi var. Bu 5 daimi üyeyi bilelim. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Amerika çocuklar. Bunun çocuklar daimi üyeleridir. Geçici üyeleri de vardır çocuklar. 10 tane de geçici üyesi vardır. Bu 10 üye çocuklar geçicidir. Yani değişir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti çocuklar 2009 ve 2010 yıllarında geçici üyedir. Yine çocuklar, bunlardan bir tanesi, önemli olan kuruluşlardan bir tanesi Uluslararası Adalet Divanı. Bunun merkezde çocuklar La Haye'dedir. Hollanda kentinde, Hollanda ülkesinde çocuklar. La Haye şehridir. Bunu da bilmemizde fayda var. Ve ayrıca La Haye'deki çocuklar Uluslararası Adalet Divanı'nda 15 tane yargıç var. Bunu da bilmenizde fayda var diyeyim. Evet, şimdi Birleşmiş Milletler'e bağlı önemli kuruluşlardan da bahsedelim. Birçok kuruluşu var çocuklar. Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışan. En önemlilerinden birisi çocuklar, bakın. UNICEF. Bakın burada görüyorsunuz. UNICEF çocuklar uluslararası çocuk örgütüdür. Bu yönde çalışmalar yapar. Yine devam edeyim çocuklar, UNESCO. Bakın. Eğitim, bilim ve kültür örgütüdür. Bu doğrultuda çalışmalar yapar. Çok çok karşımıza çıkar çocuklar. UNESCO'dur, UNICEF'tir. Yine devam ediyorum. Bakın günümüzde gündemde Dünya Sağlık Örgütü vardır. Kısaltması çocuklar WHO'dur. Yine çocuklar bakın, Gıda ve Tarım Örgütü vardır. Kısaltması FAO'dur. Buradan başka hangisi çocuklar karşımıza çıkar? Uluslararası Para Fonu çocuklar, IMF. Bu da Birleşmiş Milletler'e bağlı olan kuruluşlardır diyeyim. Ve çocuklar ilerleyelim.
ekonomiye yön veren kuruluşlar diyecek olursak. Şimdi çocuklar, ülkemiz coğrafi konum itibariyle hem kara hem deniz komşuları vardır. Ülkemiz güçlü bir devlet olmak amacıyla bölgedeki komşularıyla ekonomik ve ticari ilişkinin gelişmesine çok büyük bir önem vermektedir. Komşularımızdan petrol ve petrol ürünleri, tarımsal ürünler, ham maddeler, yarı mamul maddeleri ithal etmekteyiz ve çocuklar komşu ülkelere de makine parçaları, inşaat ve yapı malzemeleri, tekstil ürünleri, tarımsal ürünler ve gıda maddeleri de ne yapmaktayız? Satmaktayız. Türkiye ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla birçok kuruluşla işbirliği yapmaktadır. Bakın bunu kesinlikle unutmayın. Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla birçok kurumla ne yapıyoruz çocuklar? İlişki içerisindeyiz. Bu işbirliği sayesinde çocuklar ülkemizde ekonomik fayda sağlamayı amaçlamaktayız. Ve bu doğrultuda çocuklar birçok kuruluşa da üyeyiz. Bu kuruluşların içerisinde çocuklar, üye olmak istediğimiz kuruluşlar içerisinde en büyüğü Avrupa Birliği'dir çocuklar. Hemen Avrupa Birliği'nde kısaca bir tanıyalım. Çocuklar, Avrupa Birliği 1951 yılında çocuklar ilk ismiyle Avrupa çocuklar Birliği'nin ilk ismi kömür çelik topluluğudur. 1951 yılında çocuklar 6 Avrupa ülkesi tarafından kurulmuştur. Bakın bu ülkeler hangileridir dersin? Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg gibi ülkelerdir. Bu ülkeler kendi aralarında çocuklar ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla kömür çelik topluluğu adında 1951 yılında böyle bir kuruluş kurmuşlardır. 1957 yılında çocuklar Roma anlaşmasıyla isim değişikliğine gitmişlerdir. Avrupa Ekonomik Topluluğu ismini almıştır çocuklar. AET diye isim değiştirmiştir. Ve çocuklar en sonunda 1992 yılında da Hollanda'nın çocuklar Maastricht kentinde çocuklar imzalanan bir anlaşmayla da bugünkü ismini almıştır. Avrupa Birliği ismini almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Avrupa Birliği'ni üye olma noktasında önemli adımlar atmıştır. Ve 2005 yılında çocuklar üyelik müzakerelerimiz tamamıyla başlamıştır. Şu an Avrupa Birliği'ne üye olduk mu? Hayır, olmadık çocuklar, ama yakın bir zamanda muhtemel ki olacağız. Avrupa Birliği'nin çocuklar günümüzde 28 tane üyesi vardır ve en son üye olan ülkede çocuklar Hırvatistan'dır. Bunu da bilmenizde fayda var. Bir diğer ekonomik kuruluşumuz çocuklar G20. G20 çocuklar gelişmiş veya gelişmekte olan 20 ülkeyi ifade eder. Çocuklar 1999 yılında kurulmuştur. Ve G20 dünya ekonomisinin çocuklar %90'ını oluşturur. Devam ediyorum. %80'i çocuklar, ticaretin %80'i bu G20 ülkeleri arasında gerçekleşir. Ve nüfusunda, dünya nüfusunda çocuklar 3/2'si bu ülkeler içerisindedir. Ve çocuklar ayrıca bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti de G20'nin en önemli üyeleri arasındadır. Ve 2015 yılında çocuklar bakın, 2015 yılında Türkiye Başkanlığı'nda Türkiye'de çocuklar ne yapmıştır? Toplanmıştır. Yine çocuklar önemli bir ekonomik örgüttür G20. Devam edelim çocuklar. Gelişen 8 ülke D8 diye ifade ediyor çocuklar. Bakın dönemin başbakanları çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı olan Necmettin Erbakan tarafından kurulmuş olan bir kuruluştur çocuklar. D8'in amacı çocuklar, üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini ön planda tutarak gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki katkılarını arttırmaktır. D8'in üyeleri çocuklar, genel itibariyle şöyle nitelendirelim. Bakın Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır, Nijerya gibi ülkelerde çocuklar D8'in üyesidir. Çok önemli kuruluşlardan bir tanesidir çocuklar ekonomik açıdan. Bir diğer ekonomik kuruluşta çocuklar Dünya Bankası'dır. Bakın Türkiye 1947 yılında üye olmuştur. Ve buraya üye olan ülkeler çocuklar proje kredileri almak için ve ihtiyaçlarını karşılamak için üye olmuşlardır. Bu noktada çocuklar ekonomik açıdan, mali açıdan büyük katkılar sunmaktadır diyeyim Dünya Bankası için. Şimdi çocuklar, Türkiye'nin bölgesel olarak üye olduğu teşkilatlardan veya kuruluşlardan bahsedeceğim. Bunlardan ilki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, EİT diye geçiyor çocuklar. 1985 yılında kurulmuştur bu kurumda.
merkezi Tahran'dadır. Tahran nerededir dersek, İran'da çocuklar. İran'ın başkentidir. Kurucu ülkeleri çocuklar, bakın, Türkiye, İran ve Pakistan'dır. Çok önemli bir kuruluştur çocuklar bölge için. Bir diğer kuruluş da çocuklar Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'dür. KEİ diye nitelendirilir çocuklar. Kuruluş tarihi 1992'dir. Bakın üye sayısı da 12 ülkede çocuklar. Ve çok önemli, bakın, çok çok önemli. Merkezi neresidir? Merkezi İstanbul'dur çocuklar. Ve Türkiye'de bu kuruluşun kurucu üyesidir. Üye ülkelerde çocuklar, şöyle hani aklınızda kalır mı bilmiyorum ama kalmasını isterim. Türkiye, Rusya, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Ukrayna, Moldova, Romanya, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan'da Karadeniz Ekonomi İşbirliği Örgütü'nün çocuklar çok önemli bir üyesidir. Yine çocuklar, bakın, bir diğer kuruluşta Avrupa, Kafkasya ve Asya Ulaştırma Koridoru. Bu da çocuklar önemli bir kuruluştur bölge için. Yine çocuklar, Akdeniz için birlik teşkilatı vardır. Akdeniz'de işbirliğin güçlendirilmesi amacıyla çocuklar hükümetler arası bölgesel bir örgüt olarak kurulmuştur. Amacı Avrupa ve Akdeniz bölgesinde çocuklar barışın, istikrarın, güvenliğin ve ortak ekonominin sağlanması için çocuklar çalışma yapar. Ve çocuklar 43 tane üyesi vardır. Türkiye'de bu birliğe çocuklar 2008 yılında üye olmuştur. Çocuklar, bugünkü videomuzda ben burada kalmak istiyorum. Bir diğer videomuzda çocuklar inşallah konularımızı bitirmiş olacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet ediyorum inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.